olay abi. Kar yağışından kar yağışı var, yola kapalıdır, mazot pahalıdır. Ondan sonra Antalya'da mal gelmiyor, nakliye parayı çalmış. Kamyon önce de 10 milyar falan gidiyor, şimdi 20 milyar. Düşün, hepsi millete yansıyor, milletin cebinden çıkıyor. Ya siz de halden alırken önceye göre daha pahalı oldu. Daha pahalı tabii. Hal bayağı fiyat fark olmuş. Patlıcan önce halde 7-8 milyondu, şimdi halde 17 milyon, 22 milyon değişiyor yani. Salatalık halde 5 milyondu, şimdi 12 milyon. Vatandaş alamıyor valla. Gelip 10 kişi soruyor, bir kişi alıyor. Alamıyor. Ya, bize az getiriyoruz. İki dezgah açıyordum, biz mal bulamadığım için bir dezgah açmışım. Şimdi ekonomi krizi olmasa ne zaman olacak? Zaten millet patlamayacak ekonomik krizde. Her kriz. Mazot 16'ya çıkacak, haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Onlar çalışmıyor abicim. Malın azlığından dolayı, bir de fiyatların pahalılığından dolayı millet çalışamıyor. Gerçekten bu aralar millet çok sıkıntı çekiyor. Alım gücünde bayağı bir sıkıntı var. Hep dediğim gibi malın azlığı, bir de pahalılığından abicim. Abicim işte aynen, kesinlikle nakliyenin çok yüksek olması abi. Örnek diyelim Mersin'e, örnek diyelim 10 milyara araba gidiyordu, şimdi 20 milyar. Abi nakliye, mazot, benzin pahalı. Onda dolayı onlar pahalı olduğu zaman bu sefer ünlülere de yansıyor abi fiyatlar. Vatandaşlar bayağı şikayetçi. İnanır mısın, bazen adam geliyor bir saat pazarı geziyor, eli boş olarak gidiyor abi. İnanır mısın, salatalığı yani biz millete diyemiyoruz. Yani fiyatı, bize fiyatını soruyor. Yani pahalılıktan dolayı fiyatını soramıyoruz adamlara. Ya diyemiyoruz salatalık 15 lira. Utanıyoruz vallahi yani. Kesinlikle alamıyor abicim. Şu an biz kendimiz iki tane tezgah açıyorduk. Hani bu nedenden dolayı sadece bir tezgah. Şu an 4 kişiyiz burada. Bir tezgaha bakıyoruz abicim. Tabii ki var abi, ekonomik kriz olmasaydı şu an pazarın haline baksana abi. Tezgahların yarısı kapalı. Gelen ürünlerde hepsi pahalı abi. Milletin alım gücü yok. Öyle abicim. Teşekkür ederim. Fiyatlar, o araba geleceğine bir araba geliyor. Kardan dolayı artık millet perişan olmuş. Nakliye mesela mazot 6 milyon, şimdi 15 milyondur. Abi pazarın kapalı olma sebebi dışarıdan mal çok az geliyor. Ayrıyeten insanlar mal pahalı olduğu için çok alışveriş yapmıyor. Geliyor mesela salatalık 15 lira, adam diyor yarım kilo var. Yarım kilosu 7,5 lira para. 7,5 lira para yani az para değil. Yani bir kilo patlıcan 30 lira olmuş. Dışarıdan mal gelmeyince haliyle içerideki mal pahalanıyor elde. Pazarcıların çoğu da zaten şu an görüldüğü gibi 30 pazarcı var yok. 100-150 kişilik pazarda 30 kişi açık. Açık değil yani. Öyle söyleyeyim. Abi şimdi mazot zaten uçtu bu. Bunu herkes biliyor zaten. Her gün zam geliyor. Üretici zaten zamların altından kalkamıyor. Alıcı bu sefer pahalıya alıyor. Mecbur araya 2 lira 3 lira koyduğunda alıcı dediğimiz komisyoncu oluyor. Komisyoncu da ne yapıyor? Manavlara, pazarcılara mal gönderiyor. Pazarcı da ayrıyeten daha pahalıya alıyor. Pazarcı da gelip bu soğukta akşama kadar bekliyor. Bak elimiz hepsi çamurun içinde, böyle düzen yapıyoruz. Pazarcı da ekmeğin içine, yani sattığı malın içine 2 lira 3 lira 1 lira koymadığı zaman bu sefer pazarcı da aç kalacak abi. Valla vatandaş artık şöyle söyleyeyim, vatandaş artık kuzu olmuş abi, nasıl söyleyeyim sana. Ya artık sesini çıkartmıyor. Alıştı bir kere millet. Yazın biz domatesi 1,5-2 liradan satıyorduk. Şu an domates 6 lira. En kötüsü 4 lira. Abi artık yani milletin yapacak hiçbir şey yok. Bakkala gidiyorsun abi, dokunduğun şey zam geldi. Pazarda da millet geliyor alıyor. Artık yani insanlar alıştı. Zamlara alıştı. Ya elinde parası varsa parasına göre alacak. Parası yoksa alamayacak. Yani gidecek. Abi aç kalacak. Yani ya borca batacak, sağdan soldan borç edinecek, alacak yani, o evi geçindirmek zorunda. Siirt'te oturuyorum, Siirt merkez. Pazarcıyız, öğrenci, üniversite okuyorum, son senem. Midyat'ta okuyorum, Mardin Midyat. Orada mezun olacağız yani, mezun olunca, diploma alınca elimize bir şey geçmeyecek. Bir sürü insanın hali ortada. Adam KPSS'de derece yapıyor, sözlü sınavından 55'te bırakıyorlar. KPSS'de birincilikle derece yapan insanı bırakıyorlar. Düşün abicim. Hani okul okumak artık bu devirde boş. Okul okumanın 90'larda. Hani okul okup hayatını kurtar diyorlar ya. İşte 90'larda okuyordun, sen direkt memur oluyordun. Ama artık öyle bir şey yok abicim.
Gördüğünüz gibi ülkenin hali ortada. Adam derece yapıyor. Sözlü mülakattan bırakıyorlar.